Sayın Bornova Belediye Başkanım, değerli hocalarım ve saygıdeğer misafirler. Sosyal araştırmalar topluluğu olarak Ege Üniversitesi Atasagun Kültür ve Sağlık Topluluğu ve Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi ile birlikte düzenlediğimiz söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği gibi Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneyi devriyesi. Onu aramızdan ayrılışının 79. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte senden bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol. Atamız seneler evvelinden bize böyle sesleniyor. Biz de ulu önderimize bugünden Ege Üniversitesi'nden sesleniyoruz. Türk gençliği olarak ilim ve fenden başka hiçbir çıkış yolu görmeyecek, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ve cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağız. Şimdi Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum.
Yapalım siz. Evet, bunda geliyor mu? Tamam. Evet arkadaşlar, çağırdınız, pardon, taciz ettiniz gelmem için. Ege Üniversitesi benim için önemli. Bundan 16-17 yıl önce, o zaman çok gençtim, üniversite kantininde beklerdim. Gerisini, boşlukları siz doldurun artık. Evet, söyleşiye çağırıyorlar. Söyleşiye çağrılınca zannediyorum ki Haluk Levent orkestrasında konser verecek. Az önce Twitter'dan bir arkadaşım beklerken, aranızdan biri, kimse o hınzır. Abi hangi şarkıları söyleyeceksin? Diyecek bir şey yok. Evet. Mikrofonla mı yoksa sesleri çıkar mı bilmiyorum. Önce deneriz. Sorulara başlayalım. Güzel soru sorana, en güzel soru sorana, 17'sinde, bu ayın 17'sinde Ozven'de bir konserim var. Akşam böyle hani lay lay konser mi bilmiyorum. Böyle de halk konseri değil de hani böyle lay lay deriz biz ona böyle. Öyle bir konserim var. O konserime bir bilet vereceğim. Yanında arkadaşını getirebilir, eşini, dostunu getirebilir. En güzel soruyu sorana öyle bir bilet verir. Evet, başlıyor muyuz? Başlayalım o zaman. En arkadaki arkadaş elini kaldırdı. Ama telefonmuş o elindeki, tamam. Soru soran yoksa programı bitirebiliriz. İyi ağırladınız, teşekkürler. Kalk kardeşim, kalk. Evet, tamam, mikrofon o zaman. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Siz çocuklar? Ha, tamam, çok güzel, süper, peki. Haluk abi bir şey soracağım ben. Böyle insanların kalbinin içine konuşmayı nasıl beceriyorsunuz? Yani böyle bir şeyiniz var. Nasıl söylesem? Samimiyetin dibine dibine vuruyorsunuz konuşmayı. Oğlum hitap ederken. Bak arkadaşlar diye çeviremedim. Yani nasıl bu kadar iyi hitap ediyorsunuz insanların kalbine, onu soracağım ya. Vay. Cevabı yoksa da oturabilirim yani. Sorun değil. Sen otur otur. Teşekkür ederim ama yani bu senin görüşün. Ben herkeste aynı şey olduğunu zannetmiyorum. Evet, bazen. Tamam. Hani ben sosyal medyada gizlenirken hiç de böyle kalbinin içine dokunduğum adam tarzı yokken bazılarında da öyle bir sanki adamı almış yani yedi ceddini boğmuşum hatta böyle ateşe atmışım gibi tavırlar da var. Belki almak istediğin şeyi alıyorsunuz, samimi görüyorsun. Ben öyle hissediyorum. Hani herkes herkese samimi gelmeyebilir. Geçen gün bir tanesine, sen de ne kadar yapay bir adamsın demiş. Dur. Dedim ki kendime, ya ama kendini yapay gösterecek ne yapmış olabilirim? Hani şey de yapmak istiyorsun aslında, özel işleri yapmak istiyorsun. Çünkü ben, bu çok enteresan bir cümledir. Başka bir adam, başka bir yazarda filan çizerde görmedim. Herhalde kendi sözcüğümdür bu. Ben öz eleştiriden besleniyorum. Eleştiriden besleniyorum. Ya benim yolum o. Ama herkese de sağlığı gelmeyebilir. Sorun için teşekkür ederim. Evet, başka sorulara geçelim. Arka taraftaki... yani soruyu soracak olan ben böyle baktığım an kalkabilir ayağa. Evet. Öncelikle merhaba. Şeyi soracağım ben. Şimdi Atatürk herhalde bu herkes için çok farklı bir konu olabilir ama... Önce adını alabilir miyim? Feriha. Kıbrıslı mısın? Evet. Bu arada daha geçen gün siz yandık. Arzu Arhun Topçu hatırlarsanız. Abi Kıbrıs lehçesini anlıyorum ki o yapıyı. Bayılıyorum ben. O A'nın kelimesinden anlayabiliyorum. Çok mutlu oldum. Bir Kıbrıs'ı görmekten çok mutlu oldum. Şimdi sorunu sorabilirsin. Öncelikle şey,
İzmir Marşı'nı söylerken çok hissettiğiniz ve hissettirdiğiniz. Atatürk sizin için çok şey ifade eder belki de ama en çok ifade ettiği, sizde bıraktığı en büyük etkiyi ne diyeyim? Daha bu kadar şarkılarınıza ya da hayatınıza yansıttınız bunu. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi bundan 20 küsur yıl önce o dönemde çoğunuz daha çocuktur, öyle görüyorum. Hani Atatürk tartışmaları yapıldığı bir dönemde ben Arkadaş adlı albümüne Mustafa Kemal Destanı koymuştum. Bizlere bazen, ben çocukken Atatürk daha abartılı bir şekilde öğretilirdi. Hani şimdiki gibi değildi. Şimdi bırakın abartıyı, neredeyse yok ediliyor maalesef. Ama ben çocukken Atatürk daha abartılı sözcüklerle ifade ediyordu. Ben buna da birazcık daha büyüdükten sonra karşı çıktım. Atatürk demek işte mavi gözleri vardı, bilmem neye ata binmiş biri. Ya biz Atatürk'ün kişisel olarak hiçbir zaman ilahlaştırılmasına seyirci olmamalıyız dedim. Atatürk normal, senin, benim gibi bir insan. Bunu Allah'ın özel bir lütfu ya da işte bilmem neyden gelmiş çok özel dış güçler ya da işte uzay güçleri ya da enerji ya da sonsuzluk gibi bazı tanımlamalar görüyorum sosyal medyada. Hani bakıyorum, gülümsemek zorunda kalıyorum. Atatürk senin, benim gibi bir insan. O da ölümlü. Hepimiz ölümlüyüz. Eksikleri var mı? Bana göre var. Ama bana göre olan eksiği politik ya da siyasi değildir. Ne olabilir? Keşke daha az sigara içseydi. Sağlığı bak erken gitti. Keşke belki bir iki politik durumda eleştirim de olabilir. Belki İstiklal Mahkemeleri durumunda belki diyorum. Birkaç nüans olabilir ama o dönemin şartlarını bilmediğim için eleştiri yapma hakkını henüz göremiyorum. Çünkü tarihsel olarak çok ama çok kapsayıcı bir şeyler var, ögeler. Ama Atatürk'ü anlamak basit formüllerle, elinde bayrakla çıkıp yürümekle ben Atatürkçü oldum demekle değil. Atatürk'ü anlamak bilim anlamaktır ya. Adam o kadar güzel görmüş ki, o kadar güzel bugünleri dahi görmüş. Ya ben burada şunu söylemek istiyorum. Geçmişte de buna karşıydım. Hep bunu Türk yerine Türkiye derdim. Fakat orada kendini öyle bir anlatmış ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türkiye Cumhuriyeti için bağımsızlık uğruna savaşan ögelerin tamamı benim için diyor, Türk'tür diyor. Bunu diyor, ırk anlamında söylemiyor diyor, bunu söylüyor. Diyor ki, çünkü koskoca bir imparatorluk dağılmış, paramparça olmuş, sel gelmiş, her şey paramparça olmuş ve oradan bir ulus yaratıyorsunuz. Tabii ki o dönemin şartlarında, yani tutup da Mustafa Kemal'in, bir dakika arkadaşlar oturalım, insan hakları, bağımsızlık, evrensel, etnik kökler vesaire demesini tabii ki o dönemde bekleyemezsiniz. Muhakkak ki bizim bilmediğimiz dengeler, ögeler vardır. Bugünleri görüp de o gençliğe hitabı, o birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti'ni, istiklalini ilerletmek, müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalin yegane temeli budur diye başlayan o muhteşem ötesi olayları ben kendim bizzat gördüm, yaşadım ve yaşıyoruz da. O nedenle Atatürk'ü anlamak çok başka. Ben dedemden anlıyorum Atatürk'ü. Diyat dedemden. 14 yıl boyunca savaşmış. Dedemin kardeşinden. Sakarya Savaşı'nda şehit verdiğimiz Gani amcadan. 40 küsur yıl boyunca ayağında kurşunla yaşamış ve öyle vefat etmiş Ahmet amcalar. Bunlar benim dedelerim. Bu topraklarda şehit olmuş insanların torunuyum ben Haluk Levent olarak. Atatürk'ü anlamak için Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun durumuna bakmak yeter. Diğer Orta Doğu ülkeleri de İslam ülkesi, biz de İslam ülkesiyiz. Bizim de dinimiz Müslüman. Ama dikkatlice baktığınızda petrol gelirleri belki şanstan olmamış olsa, hani şu anda bile biz çok çok öndeyiz, her konuda öndeyiz, imrenerek bakıyorlar. Belki bir ekonomi göstergelerde petrol gelirleri yüzünden öndeler. Orta Doğu karma karışık, darma dağınık.
Mustafa Kemal'in öngörüsü Türkiye'yi çağdaş milletler seviyesine taşımıştır. Anlatmakla bitirilecek gibi değil ki. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda 700 yıllık şairin dediği gibi hani özünde diyor ki kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Kah giderim medreseye hu çekerim Allah için, kah giderim meyhaneye günah benim kime ne? Bu felsefeyi vermiş adamdır Mustafa Kemal. Toplumda insanların birbirine tahammül etmesi gerektiğini ve bu tahammülle beraber demokrasinin yerleşeceğini bizlere öğretmiş adamdır Atatürk. Bu nedenle o benim için daha binlerce satırla söylenebilecek bir adamdır. Bir ilah değildir. Ama kalbimizden hiçbir zaman atamayacağımız bir önderimizdir. Bizim başkomutanımızdır. Benim için öyledir. Buyurun arkadaşımız. Mikrofonu uzatabilirler oraya. Buyurun. Mikrofonu yaklaştırabilir miyiz? Evet. Tamam. Biz Ekabit olarak her festivalde bir kütüphane kuruyoruz doğudaki köy okullarına. Siz de bize destek çıkmak ister misiniz festivalde? Bir saniye, daha anlamak istiyorum. Ege Üniversitesi Karikatür ve Mizah Topluluğu olarak tamam. Aralık ayında bir festival düzenliyoruz. 3 gün sürüyor. Festivalin asıl amacı doğudaki köy okullarına kütüphane kurmak. Siz tamam. De bize bu konuda yardımcı olmak istiyorsunuz. Nasıl bir yardım istersiniz? Gelip sadece söyleşi yaptım bizim için. Yani söyleşi yapacağım ama kitap yollasam daha iyi değil mi? Evet ama biz onları zaten destekliyoruz söyleşi amacıyla. Yani her genelde kumbaraya kütüphane atıyor ve biz büyük bir kumbarayla kütüphane yapmış oluyoruz. Şimdi buradan toplulukların önünden söz vermek teknik olarak mümkün değil. Çünkü Aralık ayında belki de çok fazla yerler değil. İrtibatı arkadaşlarımızla kurun. Beni getiren arkadaşlarımızla görüşün. Ben gelemesem de ama enteresandır. Bakın 17'sinde mesela burada benim konserim var. Belki o gün de bir konserim olacaktır burada. Gündüzünde ben de katılabilirim. Problem yok. Ama yoksa arkadaşlarımızla irtibat kurun. Ben en azından Twitter'dan bir kitap kampanyası desteği yapayım sizler için. Peki çıkışta çok az kulüste konuşabilir miyiz sizinle? Nein. Herkes konuşsa ne yapacağım ben? Uçağım var, gidecek işim var. Ama dediğim gibi tamam mı? İrtibatı var. Hatta sen dahil yani Twitter'dan işte Haluk abi böyle böyle konuşmuştuk hatırlıyor musun diye bana mention atabilirsin. Tamam mı? Evet. Bu kız çıldırıyor. Ama dur, o kızımız burada. Tamam. Ondan sonra bu kıvırcaya getirecek. Evet, buyuracağım. Merhaba, ismim Hüma. Ben soru sormayacağım, size bir şey söylemek istiyorum. Çok içimde kalmıştı, ne zamanı. Size teşekkür etmek istiyorum. Önceden Haluk Levent'i biliyordum, dinliyordum. Çok Zifiri'yi seviyordum, dertleniyordum falan ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve bize bu cumhuriyeti getiren adama vefa duyan, saygı duyan herkese ben de çok saygı duyuyorum. Size teşekkür ediyorum. İzini silmeye çalıştıkça karşılarında durduğunuz için ve sizin burada oturuyor olmanızı sağlayan adama destek olduğunuz için, arkasında durduğunuz için çok teşekkür ederim. Öyle böyle duygulandırmayın Gülen, ağlayacağım şimdi bak. Kıvırcık. Evet. Kalk ayağa. Evet. Merhaba. Evet, merhaba. Ben Pili, Adanalıyım. Sorum şu. Atatürk'ün hangi sözünü kendinize öncülük olarak görüyorsunuz, neden? Evet. Tabii Adanalıyım derken, dün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı abi. Adınız neydi sizin? Pelin. Pelin aslında Adanalı ama Adana ağzı konuşmuyor. Yani... Dün akşam başkan şöyle arıyor yalnız bak. Kardeş ne yapıyorsunuz? Benim sağ ol başkanım İzmir'deyim. Yarın sabah yürüyüşüm. Kardeş hele bir yarın gelsen biz Adana Gar Meydanı'nda hele beraber yürüseydik. Başkan bugün onlar da yürüyecekti. Beni böyle çağırdı. Evet. Atatürk'ün en... Kendinizi öncülük olarak görüyoruz. Yani. Hiç böyle bir şey yok. Ya benim onun bir sözünü... Hangi sözü daha iyi? O kadar, yok, o kadar çok söylenmiş cümleleri var ki, o kadar güzel şeyleri var ki.
herhangi bir konuda, herhangi bir konuda o konuyla ilgili söylediği sözünü ele alıyor. Çok enteresandır. Mesela beraber oturuyorlar büyük kulüpte Fethi Okyar, Fethi Ünlü, Atatürk vesaire bir konu oluyor, bir konu geliyor. Ve o konuda şunu söyleyebiliyor. Türk halkına, Anadolu halkına türkülerle beraber İstanbul halkına sanat müziği dediğimiz, o dönem artık sanat müziği, sanat müziğiyle beraber bunu evrensel hale getirecek bir konjonktüre girebilir miyiz diyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Ahmet Adnan Saygun ve ekibi çıkıyor ortaya. Şimdi Ahmet Adnan Saygun ve ekibi muhteşem beşli ekibi. Katibim çeşitlemeleriyle dünyanın her tarafından ödüller alıyorlar. Yani Türkiye'de Osmanlı ile halk arasındaki kopukluğu dahi, müzikte kopukluğu dahi birleştirmeye çalışmıştır Atatürk. Birleştirmeye çalışmıştır. Senfonik melodileriyle birleştirmeye çalışmıştır. Şöyle bir şey düşün yani filmlerde vesairelerde hiç oturduğunuz zaman ben müzisyen kimliğimi konuşmaya çalışıyorum şimdi. Yani bir şarkı düşün hep beraber işte. Bu akşam diye başlayan, bunu Kars'ın ileri dağ köyünde bir ailenin söyleyebileceğini düşünüyor musunuz? Nine. İmkansız. Hala hep nine kullanmaya başladım, evlenme için. Ya da Adana'nın Karahisarlı Mahallesi köyünde bir yerde bir ailenin işte zat-ı muhteşeme gitmişti el hali de. Hayır, onlar türkü bilirler, türkü söylerler. Mustafa Kemal bunu çok ileri görüşlüyle gördü. Onu gördü ve türküleri harmanladı ve türkülere soylu kimliğinin verilmesi gerektiğini hissetti. O soylu kimliği, o türkülerin, Anadolu türkülerinin ve öykülerinin sanat müzikisi altındaki o geri kalmış halini, o tukaka gibi gösteren halini soylulaştırmak için elinden gelen bütün mücadeleyi yaptı. Bakın çok enteresan bir parantez içinde bazı hani sevmediği değil, kendinin sevdiği olmayan türküleri bile çok severim dediği yerler vardır göre öyle. Ve onlar da o türküleri devamlı söylemişlerdir. Atatürk'ümüz, paşamız seviyordu. Atatürk'ün o türkülerle ilgili yaptığı küçücük çalışma dahi ne kadar büyük bir devlet adamı, halkının adamı olduğunu gösteren cümledir benim için. Sağ olasın. Evet arkadaşlar isterseniz ben bakmam siz el kaldıran dostlarımıza verebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şimdi ben öncelikle sanatçısınız siz. Şey soracaktım. Ülkemizi çağdaş seviyelere getirmek için biz gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani muasır seviyelere getirmek için. Şimdi ya sonuçta biz öncülük yapıyorsunuz. Öyle soru soruyorsun ki yani burası özel bir üniversite olsa başka şeyler konuşuyor. Ama hani konuşacağımız şeyler belli, sınırlı çünkü. Ama üstü örtülü söylemeyeyim de çerçevesi çizilmiş olarak söyleyeyim. Çağdaşlık bir kere sana bakıyorum işte saçın güzel, kuaföre gitmişsin, sarılmışsın, kıyafetin güzel. Bize dışarıdan çağdaşlık öyle verir. Çocuktur daha. Güzel giyen, moda takip eden. Hoş, hayır, çağdaşlıkla hiçbir alakası yok. Bir kere çağdaşlığın kıyafetle de alakası yok. Sonra baktık ki çağdaşlık şekil itibariyle de alakalı, sadece beyinle alakalı. Bugün geçtiğimiz günlerde İranlı bir kadın okudum, İranlı kadın başörtülüydü, kapalıydı. Muazzam bir öykü yazmış, ismini belki şimdi hatırlayabilirim. İnternetten indirdim, baktım muazzam şeylerdi, çok çağdaştı. Muazzam çağdaştı. Şimdi bir tanesi diyecek ki ya Haluk abi ya söylüyorsun çağdaş diyorsun kadın başı. Hayır. İşte fikirler ve dünya görüşü, insanları o hoşgörüsü, o herkesi kucaklayışı bir kere kılık kıyafetle alakalı olmuyor. İkincisi çağdaşlık demek sadece laiklik demek de değil. Hani çağdaşlıkla laikliği gittikçe yan yana alıyoruz. Aslında bu beni üzen şeylerden bir tanesi. Çağdaşlık sadece laiklik değil. Laiklikle beraber dünyanın gerçek seviyesine gelmenin kültürel olayın ötesinde bilimle olabileceğini anlamaktır.
Geçmişte de bu yapılmıştır. Çocukken öğretmenlerime söylediğinde bana komik gelirdi. Hafta şey yapılırdı, beslenme çantamız vardı. Yerli malı haftası, bilmiyorum sizler yaşadınız çocukken. İçine koyardık işte annenin yumurta, ekmek, yerli malı haftası. Onun anlamını sonradan anladım. Yani biz gerçekten milli olmalıyız. Gerçekten milli olmalıyız. Yani biz etnik olarak türkülerimiz de olmalıyız, öykülerimiz de olmalıyız. Ama çağdaşlık tutup da Londra'nın sokağını buraya getirmek değil. Amerika'nın ya Birmingham'ı getirmek değil. Renkli Manisi'yi getirmek değil. Çağdaşlık kendin olmak ama kendin olmakla beraber dünya ile yarışabilecek bilime sahip olmak. Teknolojiye sahip olmak. Dışarıdan ithal edip her şeyi dışarıdan yiyip içeriden borçlanıp çağdaş olamazsınız. İstediğiniz kadar layık olun mesela. Çağdaş olamazsınız. Bu nedenle çağdaşlığı ben yerel, özde, ülke içinde etnik ve milli ama ülke dışında ekonomik ve teknolojik ve bilimsel anlamda onlarla yarışabilecek durumda görüyorum. Çağdaşlık da benim için budur. Teşekkür ederim. Hocamız soru soracak ama. Buyurun efendim. Rica ederim. Selam mübadeli bir komandı. Eyvallah. Selamik. Evet, Atatürk'ün müze evinin arkasındaki ev bizim evimiz. Hocam yaklaştırır mısınız? Müze evi. Arkadakiler duymuyor. Atatürk'ün müze evinin arkasındaki ev babamın da olduğu evdi. 1976'ya ne kadar dadısı orada yaşıyordu. Benim çok merak ettiğim bir şey, Atatürk'ün bu kadar sevgi bulduğumuz kalbimizde son ana kadar olduğum sevgisi olacak. Atatürk'ün hayatının içinde bir döneme geri dönebilme şansınız olsaydı hangi döneme dönmek isterdiniz? Neden? Evet. Hocam çok güzel soru sordunuz. Bileti vereceğim mi şimdi? Öğrenci varken hocaya da bilet verin lazım. Öyle bir durum var. Ben o dönemde yaşamak isteseydim kesinlikle cephede olmak isterdim. Jonk Bayırı'nda, Kemal yerinde. Hani bazı arkadaşlarımla sohbet ederken onlar diyordu ki biz Selanik sahilinde leblebiyle rakı muhabbeti yapmak isterdik diyor. Bir dönem Refet Dereler'le, Nur Conker'lerle yaptığı gibi. Ben ne Refet Dereler'le ne Nur Conker'le direkt hakikaten o savaşta tabii olmak isteseydim o cephedeki o acılarla beraber olmak herhalde çok daha enteresan. Herkes keyifli bir yerde olmak ister. Onun için teşekkür ederim soru için. Evet. Buyurun. Öncelikle dağlarımda çiçekler açan İzmir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Adım Oktay, sosyal bilgiler öğretmenliğinde okuyorum. Ben sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Evet. Ahbap topluluğunuz var. Bir genç arkadaşımız da mesela temelli olarak bir baloya katılmıştınız. Ben hep halkın içinde olan birisi olarak başınıza bir şeyler gelmesinden korkuyor musunuz? Siyasi veya diğer açılardan. Teşekkür ederim şimdi. Sağ olun. Tabii. Bir kere şey olarak çok ön plana falan çıktığınız zaman muhakkak ki bir şeyler söyleyecektir. Dün Twitter'a baktım, 22 sene önce bir tanesi röportaj yapmış, benimle ilgili bir şey söylemiş. Onu çıkartmışlar, koymuşlar. Hani ben şunu söylüyorum, ben geçmişimde şirketleri batmış, ekonomik ticari faaliyetleri çok kötü olan bir adamım. Bunun da acısını çekmişim. Bunun dışında benimle ilgili bununla bilecek hiçbir şey yok. Onun için yeniden bir şey yaratabilirler, kötüleyebilirler. Halkın beni daha benden daha soğuması, hatta itibar düşürülmesi konularına da girebilirler. Geçmişte zaten böyle bir iki konu oldu. Vallahi hiç umurumda değil. Hani umurumda değil. Yani ne olacak ki çıkar söyle. İnanan da inanır bana, inanmayan da inanmaz. Hani yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ülkenin politik, siyasi yapısını iyi bildiğimi düşünüyorum. Geçmişte bunun acılarını yaşamış bir adam olarak görüyorum kendimi. Mesela bir tane devamlı internette dolaşıyor. Sen 15 yıl önce Almanya'da diyor PKK konserine gitmişsin. Ya gitmedim diyorum kardeşim. Bir konsere gittik, bayrak açtılar. Haberimiz yoktu, konseri yarıda bıraktık. Döndük,
Hatta yargılandık hani dedik ki böyle, yargı da bravo, evet siz haklısınız Haluk Bey, sizin bir suçunuz yok demiş. Ama yani insan istedikten sonra yapar yani, onu büyütür, altta bir yazı yazar, montaj yapar. Ama bu konuda düşünüyorum bazen, evet ya Haluk şu anda İzmir Marşı'nı söyledin, sosyal medyada aktifsin, gün çıkacak şimdi klipler çıkacak, bir gündemdesin, bir yer bir şekilde gündemdesin. Olabilecek mi? Düşman var mı? Olmaz mı? Olmaz mı ya? Böyle bir adamın düşmanı olacak tabii ki yani. Çok olur. Bir şeyler yapılabilir yani. Siz de benim aramda bu köprüyü yıkmak için bir şeyler yapabilir. Ama yapabileceğim ne var ki? Sosyal medyam var. Siz de ya arkadaşlar böyle böyle değildir. Ha, çok talihsiz bir şekilde bunu başarabilirlerse başka Haluk Levent mi yok? Çıkar başka bir çıkan mı? Oradan çıkan onu tutarsın. Başka bir yerden çıkar. Muhakkak ki başka insanlar da çıkacaktır. Bir şeyler yapmaya çalışacaktır. O nedenle beklemiyorum ama olsa da olabilir diyorum. Çünkü bu tür şeyleri görüyoruz. Olabilir diyorum. Ya biz düşünebiliyor musun ya? Elimizden geldiğince gönüllü bir kuruluş olarak 100 küsur aileye ulaştık. 500 ayrı aileye dokunduk. Ameliyat ettiriyorsun. Çocuğu ameliyatı veriyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Diyorsun ki bu arkadaşlarımız Twitter'dan bize ulaştırıyorsun. Geliyorsun. Elinden geleni yapıyorsun, üstünden para harcıyorsun, bunu ortaya koyuyorsun. Altına diyor ki siz kesin bir örgütleşiyorsunuz, siz bu ülkenin vatan hainlerisiniz. Ne yapacaksın? Ya zeka seviyeleriyle de uğraşamazsın. Ya bu nedenle muhakkak ki bu tür zamanlarda, biz bir Norveç, bir İsveç filan değiliz. Bizim ülkemizde, yani ülkemizin aydınlanması ve ilerlemesi için muhakkak ki kötüler cirit atacaktır ve bu da bizi bulacaktır. Ha ne zaman bulacak bilmiyorum. Umarım bulmaz. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bazen şu saatte şey olarak baktığıma bakmayın. Bazen telefonlarım çalıyor, kapatıyorum, sessize alıyorum. Kapatmamam gerekiyordu çünkü. Buyurun. Gerek güncel olaylara, gerek siyasi olaylara, sosyal medyada olan tepkimizi görüyoruz. Bu konuda farklı bir şey yapmayı düşündünüz mü? Veya hiç siyasete girmeyi düşündünüz mü? Dün Zonguldak postasından bir yazar, ülke bütün Zonguldak halkına seslenmiş. Geçtiğimiz günlerde madenci ziyaretinden sonra Zonguldak'ta Haluk Levent'in milletvekili olması gerekiyor demiş. Ankara'ya bir ton kampanyalar başlatılmış. Ben bunu hep söyledim, yine söylüyorum. Önceki gün çok önemli yazarlardan bir tanesi sol kendi adayını buldu ama farkında değil diye benim fotoğrafımı koymuş. 2019 Cumhurbaşkanlığı. Rüyama geliyor. Biri oradan şöyle diyor, sen kimsin ya? Vallahi de billahi de billahi de. Hiçbir şekilde gelmiyor değil. İki siyasi partiden bana bir teklif geldi. Üç siyasi partiden. Ne mutlu bana ki üç ayrı yerden, değişik yerlerden geldim. Şey diyorum abi, o kadar mı çoğulcu bir adamsın? Rengarenk bir adamım demek ki yani. Teklif geldi. Geçtiğimiz belediye başkanlığı seçimlerinde çok önemli bir siyasi partiden adamımın Yüreğir ilçesi için. Belediye başkanları yani, adaydım yani. Ben henüz bu kadar şehirlere ulaşmamıştım demek ki, ilçe bazındaydım. Bu yıl direkt milletvekili adaylı ya da partimizde olmak için geldi. Gelmedi değil, hepsini reddettim. Kesinlikle reddettim ve olmayacak çünkü, olamaz. O zaman kendimle barışık olacağımı düşünmüyorum. Ben böyle çok iyiyim, hiçbir zaman bir siyasi partide yer almayı ve siyasete girmeyi düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Merhaba. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Hoş geldiniz. Benim adım Nursa. İzniniz olursa günün anlam ve öneminden farklı bir soru sormak istiyorum. Zaten bilmiyorum. Sizler duyuruyu nasıl yaptınız? Bir Atatürk konulu duyuru mu yaptınız bunu çocuklar? Böyle mi yapıldı? Hani Haluk Levent'le söyleşiye konu mu koydunuz? Rahat olun ya.
Rahat ol, her türlü soru sorabilirsin. Şey, sizinle şarkı söylemek mümkün müdür? Mümkünse bunun mümkün olabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Gel söyleyelim. Öyle olmaya çalışıyorum dediniz. Ama nasıl desem
sosyal medyada gençlere davranışlarınızdan dolayı ya da benim öyle hissettiğimden dolayı tam bir baba gibisiniz aslında. Hani ben geçen size tweet attım, bana mesaj attınız. Ben mutluluktan ağladım. Ellerim titriyor, konuşamıyorum. Size bir kere sarılabilir miyim? Lütfen. Başkanım, problem çok büyük. Yakında dede diyecekler. Şöyle bir problem var. Dünyada bütün erkek rockçıların peşinden kızlar gider. Herkesin, bana gene gene bu tipler geliyor. Baba, abi, amca. Şaka bir yana. Sosyal medyadaki tavırlarından dolayı şey gibi görünüyor değil mi? Ya bu adam kötülüğü baba olamaz ki yani. Bize bile kızı gibi, kardeşi gibi, canı gibi davranıyor. Ben kızıma davranışım açısından söylemedim Hülya Avşar'da. Ben iyi bir baba olamadım dedim. Kötü bir babayım demedim. İyi bir baba olamadım dedim. Çünkü kendi işlerinden, özel hayatımdaki işlerinden, ekonomik işlerinden dolayı bir dönem yurt dışına çok gidip geldim ve orada kaldım. Kızımla ilgilenemedim. Kendim ettim, kendim buldum gibi. Kızımla ilgilenemedim. Halbuki çok daha fazla ilgilenmem gerekiyordu. Bu nedenle ama dedim ki daha iyi bir baba olacağım biliyorum dedim. Ve iyi bir baba olmaya çalışıyorum. Mesela bu akşam uçuyorum, kızıma gidiyorum. Onu görmek istiyorum çünkü. Yarın onu gezdireceğim, söz verdim. Onun gibi şeyler, hani iyi baba olamadım ama iyi bir baba olacağım yani. Söz. Evet. Mikrofon nerede bilmiyorum vallahi. Kimde mikrofon? Tamam, sor, buyurun. Melek abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Biz konak ablam olarak buradayız bugün. Senin için geldik. Ege Üniversitesi. Hoş geldiniz. Buca'dan, okuldan kaçtım geldim. İki var. Okuldan niye kaçıyorsunuz? Zaten senin biz... Senin için. Zaten biz... Buyur canım, şöyle devam et. Ya, ablamın en etkilendiği projesi ne? Ne yapmamızı istersin başka? Ya sen beni görebilecek bir grubun içindesin. Mesela biz 17'sinde toplanıyoruz diye biliyorum gündüz. Ahbap toplantımız var. Öyle mi? Evet. O zaman İzmir ili biliyor bunu. Yayınlamadı belki ama yakında söylerler size. 17'sindeki toplantıda projelerimizi konuşalım. Sen bile heyecanlanınca beni görebileceğini aldım. Bunlar nasıl dedim? Anlamadım ya. Otur. Sıfır. Ahbap hoş gelmiş. Tekrar. 17'sinde çocuklar, tamam mı? 17'sinde beraberiz. Ozven'in konserinin öncesinde akşam 5-6 gibi siz il yönetimine yazın. Onlar size söyleyecekler. Hoş geldin tekrar. Çok seviyorum seni. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Evet. Ahbap'a torpil yapmamak için otur dedim. Buyurun. Mikrofon nerede? Arka taraftan bir kızımız böyle, evet, evet, kalk ayağa, kalk. Evet. Oradan çık, evet. Merhaba, sonunda kavuştum. Buyur canım. Öncelikle üniversitenize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkesin malumu tabii ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ben sizin sanatçı olarak hem duyarlılığınıza, hem gözlem gücünüze, hem de kaleminize çok güveniyorum ve çok seviyorum. Sizin iki kitabınız var şu an elimde, Kedi Köprüsü ile Moritos'un Düşleri. Bunun dışında şu anki yani ülke gündemiyle ilgili gelecek nesillere belki ışık olabilecek nitelikte bir şeyler yazmak ister misiniz? Öyle bir düşünceniz var mı? Planınız var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de bu kitaplar muhtemelen türünün son örneği. O yüzden mutlaka imzalatmak istiyorum. Lütfen. Evet, o konuda hoşgörülü davranacağız. Sen bir yandan getir kitapları, imzalayayım ben. Öyle mi? Gelebilir miyim şimdi? Gel kız, gelen gidiyor zaten. Herkes sahneye girip gidiyor. Burası, baksana çocuklar sizin sorunuzdan dolayı iki kardeşimiz artık
tercüme etmeyi bıraktı. Evet, iki kitap var. O kitap çok çok yıllar önce yazılmış kitaplar. Bir roman yazdım. Yazdım yani. Ben yazdım. Adı Dağdaki Düğün. Çok güzel bir roman ama henüz edit yapılamadı. Belki iki aya çıkar. Gel. Kitaplar bundan da çoğunuz bilmiyorum kitap yazıp yazmadığımı tahmin ediyorum. Mesela Monitos'un düşlerinde ne demişim kitabın birinde? Ne demişim? Salazar'ın futbolu. Zamanın Portekiz kralı Salazar'ın üç feysi dünya entelektüel tartışmalarının demokrasi, insan hakları ve toplumların gelişimi konusunda gösterdiği örneklerden biriydi. Salazar, halkın toplumsal sorunlara duyarsızlaşması için üç feyi etkin şekilde kullanmıştır. Nedir bu üç fe? Futbol, fiesta, fado. İlginçtir ki 1940 öyle gider. Çok enteresan. Güzel kitaptır yani. Kedi Köprüsü daha böyle bir şeydir. Nedir canım? Evet. Bu nedenle ki bahsettiğim Dağdaki Düğün kitabını ne zaman yayınlarız, ne zaman yayınlamayız bilmiyorum. Bu kitapları imzaladım. Evet, başka sorusu olan? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Göremiyorum. Nerede o? Buyur canım. Ben küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Benim 7 yaşında bir yeğenim var. 7. sınıfa gidiyor. Bir gün bana dedi ki, teyze dedi, niye benim kardeşim yok? Anne baba ayrı bir zamanda. Ben dedim ki, olur teyzeciğim dedi. Teyze dedi, bir erkek kardeşim olsun dedi. Adını Mustafa koyacağım dedi. Ben de şaşırdım, neden Mustafa diye. Ben anlamadım o anda. Teyze dedi, yürüyoruz okuldan almıştım onu. Teyze dedi, Atatürk'ün ismi çok güzel dedi. O yüzden erkek kardeşimin adını Mustafa koyacağım dedi. Yani bunu paylaşmak istedim. Yani 7 yaşında bir çocuğun hani onur öğreten öğretmenlerine... O çocuğun? Evet yani böyle bir şeyle karşılaşması yani... yani ben de bir öğretmen olacağım için benim de mutlaka şeylerim olacak. Aranızda da mutlaka öğretmen adayları vardır. Mutlaka... Sana çok görev düşüyor. Çok çok görev düşüyor. Aynen. Bu ülkenin gelecek aydınlık nesillerin yetişmesi için çok kutsal bir meslektir öğretmenlik. Ve çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Atanamayan öğretmenleri biliyoruz. Evet. Bir an önce yerleştirmelerini istiyoruz, mücadele ediyoruz. Teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın. Bak bir daha sakın oraya geleyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Yapmayın ya. Yaklaştır bakayım mikrofonu. Öncelikle hoş geldiniz. Ben daha farklı bir soru soracağım. Lisede veya üniversitede bir komik anınız var mı? Böyle çalışan bir öğrenci miydiniz? Yoksa daha çok arka sıralarda oturan paylaşsınız. Vallahi... Bak, sen karar ver. Ben anlatayım, sen karar ver. Önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü. Gittim, tutunamadım. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü. Gittim, atıldım. Ardından Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Okulu Bilgisayar Programcılığı. O zaman ilk bilgisayar programcılığı bölümleri açılmıştı. Bilgisayar. Atıldım. Ardından haksız atıldığım için üniversite sınavına girdim. Çünkü okul artık benden ilallah etmişti. Haksız atıldığımı düşünmüştüm. Üniversite sınavına girdim. Bu kez aynı bölümün, aynı şehrin muhasebe bölümünü kazandım. Ama okumak için değildi. Sadece öğrenci işlerine gidip ne haber demek için. Ve gittim. Buz kesmiş bir Emrullah abi var. Tabii daha sonra dost olduk. Yıllar sonra işte sanatçı oldum, geldiler. Ya biz öyleydik falan. Artık herkesi kucaklamaz oluyor. Gittim, buz kesmiş bir Emrullah. Yanında o öğrenci işleri başkanında. Yine mi bu diye. Ne haber dedim. Kaydımı yaptıracağım dedim de. Okul müdürü ne kadar gitmiş? Adam Ankara'dan acil eylem planı olarak Kastamonu'ya geldi, ben geldim diye. Ama herkes rahatladı. Ertesi gün kahve içip, çorbamı içip geri döndüm. Ya sırf onu yaşatmak için yaptım. Bu enteresan bir duyguydu benim için. Ve okula gitmediğimin devamsızlıktan tekrar atıldım. En son Bilkent Üniversitesi büro yönetimi kazandım. Atılmamak için gitmedim.
kayıt yaptırmadım atılırım diye. Yani ben başarılı bir öğrenci değildim. Lisede çok başarılıydım. Üniversitede tutunamayanlar arasında beni sayabilirsiniz. O dönemin tabii siyasi koşulları da var o dönemde. Hani gruplaşmalar vesaireler. Keşke olmasaydı. Yani ben de kendimi tutamadan her yere atlayan bir tip. Mesela üniversitede ben çok dayak yedim yani. Her gün dayak yedim. Dayak yemenin özellikleri ve hangi bölgelere girirse dayakta, hangi taraftan dayak yemenin daha anlamlı, hangi taraftan dayak yemenin acı, hangi taraftan dayak yemenin o akşamda sadece çorba içilebileceği, hangi zamanlarda dayak yemenin bir hafta boyunca yatabileceği şekillerinde uzmanlaşmıştım. Yani artık grup geliyordu, bir dakika diyordum, şuradan bulacağım. Onun için örnek bir öğrenci olduğunu söylenemezdi. Olmadı yani, her zaman her yerde aynı başarıyı yakalayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba Aralık Kayıp Bey. Burada. Ayağa kalktın mı? Ayak kalktım. Evet, buyurun olsun. Öncelikle hastayım, o yüzden sesim tamamla çıkamayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anlamazsanız lütfen tekrarlamamı isterseniz sevinirim. Tabii. Bildiğiniz üzere hava saldırısına uğrayan ilk millet Türkler, Trablusgarp'ta Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte. Atatürk bunun üstüne istikbal göklerdedir deyip Türk milletinin geleceğinin gökyüzüne uzandığını anlatmak istiyor. Yani gökyüzünde sanayinin ilerlemesinden falan bahsediyor. 1925 yılında Türk Hava Kurumu'nu kuruyor. Amerika NASA'yı 1950'li yıllarda kuruyor. Bildiğiniz üzere NASA'nın açılımı Ulusal Hava ve Uzay Kurumu, Türkiye Ulusal'da çevirdiğimizde aynı kurumu biz daha önce kurmuş oluyoruz. 59 yılında Benjamin Kuş'un öldüğü gün Apollo 11, Neil Armstrong'un ekibiyle birlikte Ay'a uzanıyor. Yaklaşık 5 ila 8 sene arasında NASA kurulduktan sonra Ay'a gidecek teknolojiyi elde ediyorlar. Ancak 8 sene sonra Türk Hava Kurumu kurulalı 100 sene olacak. Ve biz hala kendimize ait bir uçağı üretemiyoruz. 30'lu yıllarda ürettik ancak çeşitli nedenlerden dolayı bunlar iptal oldu. Burada işte bu sene ya da seneye falan mezun olacak olan arkadaşlarımız var. Birçoğu öğretmen olacak. En kötü ihtimalle kendi çocuklarımız olacak. Küçüklerimize bu havacılık aşkını ve ülkeye yararlı olacak şekilde sanayiyi aşılamak için neler yapmamızı önerirsiniz? Evet. Yani bir an kendimi böyle devlet bakanı falan gibi gördüm. Ya oğlum ben topu topu el fil açan bir Anadolu rapçi. Çok üstüme gelmiyor musunuz ya? Ya bir Anadolu rapçiyim oğlum ben ya. Yani. Böyle sorular soruyorsun ki. Ama yani içimden geldiğimi bir söyleyeyim. 1926 yılında Los Angeles Express gazetesine Mustafa Kemal'in bir mülakatı var. Los Angeles Express, tarihte baktığınız zaman görürsünüz. Orada havacılığın ne kadar önemli olduğunu orada söylemiş adam. Bırak artık bu dönemi. Ama hani Türkiye ondan sonra NASA kuruldu vesaire. Bakın ben bir şiirimde bahsettim. Diyorlar ki insanlar yapmasın, dine tapsın, yapmasın çaba. Ne oldu sonradan komşum İrfan Mavruk acaba? Ona deli dedik, Amerika'yı yolladı aya. Cırk oldu hayatımız akıllılarla arkadaş. Bu arkadaş albümü vardı. Bilenler var mı arkadaş albümü? O albümde bir çıra yandı, bir mum söndü gündüzden diye başlayan şiirdir. Şimdi İrfan Mavruk benim Adana'da mahallede, ben daha çocukken onu tanıyamadım. Abimin arkadaşı, büyük abimin. Bu şiiri yazan da abim. Bu şiiri yazan. İlkokul mezunu değil yani. Abim. İrfan Mavruk küçük maketler yapıyor. Maketleri kahvenin önünden böyle uçaklar uçuyor. Küçük böyle oyuncak uçaklar. Herkes eğleniyor İrfan'la. Dedi diyorlar. Adlı Dedi İrfan. Artık İrfan Mavruk böyle deli diyorlar. Yani. Bir şey yapıyor. Dedi diyorlar. Tabi Adana'nın neyi meşhurdur? Kebapları meşhur, kebapçıları meşhurdur. Oradan, o dönemde biliyorsunuz İncirli üssü var, Amerika üssü. O dönemde Amerikan üssünden iki tane böyle albay tarzında adam o yörelerde kebap yedirilmeye getiriyor
bazı Adana'lı yetkililer tarafından. Bunlar kebap falan yerken yanlarından bir uçak uçtuğunu görüyorlar. Küçük maket uçak. Şaşırıyorlar. Yani markalı, hani Amerika'da var o dönemde, basarsın kumandayı, o dönemden beri var ama enteresan bir şey. Bir motor bir şey yapmış ya. Ya bu kimin diyor, bizim dediği fark. Kebapçı da yemek yerken böyle diyor. Ben bana anlatılandan bahsediyorum, abimlerden, bana gelen öyküden bahsediyorum. Ve adamlar İrfan Mahmut'u buluyorlar, mahallede buluyorlar. Bunlar asker, Amerikalı asker. Diyaloğa giriyorlar. Bakıyorlar ki adı Deli İrfan. Alıyorlar onu, Amerika'ya götürüyorlar. Amerika'da NASA'nın bir dönem altı parmak vardı. Altı parmağından birinin izi İrfan Mahmut'un izidir. İrfan Mahmut diye araştırın, Google'dan yarın bir gün bakın. Yıllar sonra İrfan Mahmut profesör doktor olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde geliyor, konferans veriyor. Şimdi tahmin ediyorum ki senin sorun burada gizli. Biz kendi değerlerimizi koruyamıyoruz ki. Biz kendi değerlerimizi deliriyoruz ya adama. Bir değerlerimizi korumaya başlasak, ona yatırım yapsak zaten her şey güzele gidecek. İrfan Mahmut dediğin adam, Adana'nın Yamaçlı mahallesinden şöyle kıyıda oturan bir mahalleden bir çocuk. Adam NASA. NASA ya. Abi bütün dünyanın uzay istasyonu orada şu an çok önemli bir mevkide. Bu nedenle biz, bunun cevabı bizde. Hiç teknolojide, parada filan değil. Kendi değerlerimiz. Az önce başkanla sohbet ediyorduk. Sporda mesela. Kim dedik gençleri yetiştiriyor? Herkes altın orada. Niye? Yapıyor çünkü. Gençleri yetiştiriyor. Sorun bizde. Değerlerimizi dışarıya yollamaktan bıkmadık, usanmadık. Alacağız. Bilim dedik. Ya bilim, teknoloji, bilim başka yolu yok. Halkların refahı için bilim ne kadar gerçekleşirse dışarı bağımlılığımız o kadar azalır. Dışarı bağımlılığımız o kadar azaldıkça benim buradaki çocuklarım, kızlarım yurttan daha rahat kalır. Kredi alıyorsa 100 lirayla 800 lira alır. Babası kendisine ayda 300 lira ödüyorsa 700 lira ödüyorlar. Herkes benim arttırır. Bu anlamda söylüyorum. Kesinlikle kendinize yatırım yapmanız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle Sayın Boğaziçi Üniversitemize hem de şehrimize geldiğiniz için teşekkür ederim. Benim adım İlhan Tarih, birinci sınıf öğrencisiyim. Size Cumhuriyet'le ilgili bir sorum var. Şu anda sadece bu salondakilerle ilgili söyleyeceğim. Hepimiz Cumhuriyet farklı tasvirler şeklinde edebiliriz. Kimimiz şiir yazarız, kimimiz roman. Kimimiz hikayelerde okuruz, kimimiz filmlerde izleriz. Ya da yönetmenler açısından söylediğimizde kimimiz bir sinema oyunu çekeriz ya da tiyatroda sahnede canlandırırız Cumhuriyet'i. Ya da sizin gibi sanatçı, şarkıcı olan insanlar şarkılarında besteleriyle ifade ederler. Şimdi sizi bir sanatçı olarak değil de bize söyleşi yapan bir insan olarak şey rica edecektim. Cumhuriyeti kendi sözcüklerinizle bize tasvir edip betimleyebilir misiniz? Çok zor sorular soruyorsunuz. Vallahi billahi. Cumhuriyeti kendi sözcüklerini nasıl tasvir edin?
gördüğünüz gibi yani hiç değilse bir silahım var. Kaçamak bir şeye kaçtığım an direkt gitara başvuruyorum. Başka türlü anlatamıyorum. Sorun için çok teşekkür ederim. Anlattığım gibi hani bunu bir cümleye sığdırabilecek olsaydım çok kolay olur. Buyur canım benim. Mikrofon gelene kadar konuş, bağır. Bende var mikrofon. Bendeyken konuşabilir miyim? Merhabalar. Çoktan gidiş gelişme sonuç yaptım bize. Neredesin? Evet, gördüm seni. Buyur sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben İlayda'm. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Uzun zamandır tanışıyoruz aslında. Ah, nereden? Yani ben yeşil gözlerden tanışıyorum. Siz nereden tanışıyorsunuz? Canım benim, benim her şeyim açık. Rahat ol. Sana mesaj dahi atmış olabilirim. Söyleyebilirsin yani. Hayır, ne yazık ki atmadınız. Çünkü atmadım. Evet, söyle bakalım canım. Kişisel algılanabilecek, aslında buradaki herkesin kendisine de döndürmesini istediğim bir soru sormak istiyorum. Tamam. İçten içe gerçekten umudun varlığına inanıp inanmadığınızı çok merak ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, evet, Türk tarihi açısından, insanlık tarihi açısından bence ama ben genel olarak şiirle güne uyanmayı çok seviyorum, şiir dinliyorum. Bugün de süper. 10 Kasım'la birlikte dedim ki Nazım Hikmet'in Umut şiirini dinleyeyim. Çok da güzel sesleniyor kendi sesinden, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Şöyle bitiriyor şiiri, sayıyor, işte bir zencinin öldürülmesinden bahsediyor. Bir patronun işçiye neler yaptığından bahsediyor. Sonra gidip aynı patronun kız çocuğunun saçlarından okşamasından ve tüm bunlardan bahsediyor. Şiirini bitirirken dalga geçermişçesine bence, kendisini çok severim. Umut insanda diyor, bunu tekrar edip bitiriyor şiiri. Ben buna inanmıyorum, umudun insanda olduğuna. Bu beni çok acıtıyor. Hani inanmamak için inanmamak değil, gerçekten tutunamadığımı düşünüyorum artık bir şeylere. Sadece ülkesel, ekonomiksel olarak değil, dünyaya tutunamadığımı düşünüyorum. Şarkılarınızı çok seviyorum. Annemi de getirdim bugün. Hoş geldiniz. O da çünkü sizin şarkılarınızı benimle tanıştıran kadın anne. Burada olması gerektiğini düşündüm. O da beni kırmadı. Hoş geldiniz. Yani. Çok mutlu oldum. Haftada tek izin gününde sizinle birlikte. 6 gün çalışıyor, sadece bir gün izin günü var. Yani gerçekten içten içe bize söylerken dinledim, çok iyi dinlemeye çalıştım sizi. Umudun varlığına inanıp inanmadığınızı, gerçeklerin altını çizmek, sizin dikkatinizi çekmek istemiyorum. Beni dinlediğinizin farkındayım iyi şekilde ama gerçekten umuda nasıl inandığınızı öğrenmek istiyorum. Vallahi aslında bunu ben de hissettim. Hani bir şey dediğiniz umut bir soyut bir kavram. Soyut yani böyle bir su falan değil yani. Hani var mı yok mu diye. Ama ben bunu test ettim. Evet, Nazım Hikmet'in o şiirini iyi bilirim. Fakat orada dediğiniz gibi aslında dalga geçerek değil. Aslında bizim kafamızda bir soru işareti uyandırmak için söylüyor. Şuradan test ettim. Hani İzmir Marşı'nı yapmadan önce ülkede bir referandum var. Burada siyasi ya da politik bir tartışmaya girmek istemiyorum. Çünkü o tür tartışmaları dışarıda özel kafeteryada ya da çay içerken yapıyoruz. Burası bir devlet kurumu. Onun için saygım var devlet kurumuna. Buradaki öğrencilere de, öğretmenlere de saygım olduğundan. Buna da girmek istemiyorum. Fakat küçük çerçeveler yapmak istiyorum. Yapma dediler. Yani yapma diyen dostlarım oldu. Niye dedim? Yani bu ülkeyi yönetenler dedim, Moğolistan'dan mı geldi? Yani bu ülkeyi yönetenlerin dedeleri acaba Çanakkale'de savaştan mı kaçtı? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Hepimiz bu savaşı verdik. Şunu umut ettim. Bu marş yapılacak ve ben dedemin fotoğrafını koyacağım. Diyak dedemin. Ve o fotoğrafın altına da yazılar yazacağım. Bu marş yapılacak. Bu marşın içindeki şiiri bilenler bilir diyorum. Bilenler bilir. 20 küsur senedir okurum ben bu şiiri. Şiiri. 20 küsur senedir okurum. O şiiri de yerleştirdim marşın içine. Dedim toplumun buna ihtiyacı var. Toplumda bir ötekileştirme var. Bu ötekileştirmeyi atmamız lazım. Bu ötekileştirmeden elden geldiğince uzaklaşmamız lazım. Ve bu ötekileşme olmaması için bir şeyde umut ettim. Bu şarkı çalınmalı. Küçücük çocuklarımız bu marşları söylemeliydi. Ama çok çalışmak zorundaydım. Bir, karşımda televizyon kanalları bunu yayınlamayacaktı. Yayınlamayacaklar. Zaten yayınlamadılar. Yok. Gazeteler yazmayacaktı.
Zaten yazmadım abi. Yok. Tek silahım var. Kendi sosyal medyam. Güzel bir prodüksiyon. Çok para harcamak gerekiyordu. Konser veriyoruz zaten. Para geliyor dedik. Aldık yaptım. Tek başıma. Bir kişi dahi yoktu yanımda. Tek başıma bu işin üstesinden çıkacağım dedim. Umut ettim. Umut etmek hayatın anlamının yarısıdır. Umut etmek, yani biraz sonra İstanbul'a gidip akşam Ela'yı işte bir yerde parka götürmek, onun elini tutmak, umut etmek. Bu gerçekleşeceğini bildiğin şeyler. Bir de acaba dediğin şeyleri umut etmek. İşte bir şarkı yapmak ama o şarkı bütün gençlerin dilinde resenik olsun, böyle söylesinler demek. Bunun için sadece bir tek şeye ihtiyacımız var. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Umut etmek nasıl soyut bir kavram ise, umudu gerçekleştirmek de o kadar somut bir kavram. Yani umudu sadece soyut olan şeyi sadece somutlukla gerçekleştirebiliriz. O da çalışarak. Emek var ise umutlarını gerçekleştiriyorsun ama emek harcıyorsan. Emek harcamadıktan sonra umutlarının olma şansı sıfır. Bu sadece bu konuda değil. Emek harcadım, yaptım ve İzmir Marşı'nı istediğim gibi, tam istediğim gibi hiç fark etmez dedim. Tek sosyal medyayla bütün Türkiye'de çalacak, her gün dinlenecek dedim. Çünkü bu marşa ihtiyacımız var dedim. Böyle oldu. Bu nedenle ben sana bu arada annene de yetkililerden rica ediyorum. Annemiz buraya kadar gelmişse benim için rica ediyorum kardeşlerinden. Program bittikten sonra sizinle görüşürken annemiz ve çocuğumuzu da alın yanınıza. Oldu mu? Onu da misafir edelim. Annemle artık bir fotoğrafımız olsun. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar bir saati geçtik. Yani beni geceye kadar tutacak değilsiniz. Son üç soru alıyorum. Ben son sorabilir miyim? Buradayım. Ha, sor canım. Sen neydi sıra? Evet. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Aa, senin sesin değişti. Başka bir mikrofon mu var? Başka biri daha var. Sen misin? Benim. Ahbaptan mısın? Efendim? Ahbaptan mısın sen? Nereden? Ahbap. Hayır, az önce oradakiler ahbaptı ya. Yok, hayır. Tamam, buyur. Dur canım, sorsun önce. Evet. Beyza Erdoğan, hoş geldiniz. Sorum şu, eğer şu hayattan bir taviz vermek zorunda kalsaydınız, müziğinizden mi taviz verirdiniz, ideolojinizden mi? Sonuçta özgür müzik yapıyorsunuz. Türkiye'de olası bir durum. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşımızın adını alıp Özgün'deki konserine bir arkadaşını da alıp benim davetlim olarak geliyor. Çok güzel. Hiç tereddüt etmeden söylüyorum. İdeoloji demiyorum. Yani ideoloji derken hani bir işte şeyden bahsetmiyorum. Sözünüzü kesiyorum. Hani ideoloji, siyaset... Tabii anladım. Anladım. Aslında dünya görüşü demek istiyorsunuz. Evet, evet, dünya görüşü diyorum. Vallahi dünya görüşüm için tin 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 mini hanım seviniz onu bile söyledim. Dünya görüşümü değiştirme. Müziğimden taviz verin verdim. Müziğimden vermedim ama emin olun hayatta birçok şeyden taviz verdim. Hiçbir zaman yalakalık yapmamak uğruna, yani bir nevi kullanmamak uğruna sadece bu iktidar için demiyorum. Bütün iktidarlar için geçer. Hiçbir iktidarın bir konserde çıktığını düşünmüyorum. Etik bulmadığımdan söylüyorum. İktidar zaten iktidardır. Biz sanatçılar eleştirmek için varız. Çok bizim istediğimiz iktidar bile gelse şu anda, benim istediğim kişi gelse ben yine orada bulunmam, kenara çekilir, yanlış yapabilir diye dışarıdan yürüp onu eleştirmeye çalışırım. Onun için kesinlikle dünya görüşünden, yani paranın bir anlamı yok zaten. Parayı da geçtik yani. Hiçbir zaman. Eğer bir taviz verseydim, şu anda çok komik bir şey söyleyeceğim. Hani hakikaten İzmir'deki birçok gökdelenlerim olabilirdi. Çok büyük konuştum bu konuda. Ama zamanında taviz verseydim, zamanında yalakalık yapsaydım, bunun ekonomik getirisi de olabilirdi. Ama şunu söylüyorum, ben dediğim gibi en acılı arabesk söylemeye razıyım. En böyle ne istiyorlarsa söylemeye, Ankara'nın dağlarını, bağlarını bile söyledim yani. Yeter ki düşüncelerinden taviz verdim.
Çok teşekkür ederim. Evet. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben Kızılay Gönlüsü olarak bir üzüntüm paylaşmak istiyorum. Ege Üniversitesi büyük bir kampüs, bir sürü öğrencisi var, başarılı da bir okul. Ama nedense biz günlük bağış sayısı olarak 40-50 bağışı geçemiyoruz. Bu konudaki üzüntümü belirtmek istiyorum ve arkadaşlarımı bugün kan bağışına, sizi de kan bağışına davet ediyorum. Kan bağışı, nerede evet. Dışarıda kurduğunuz çadır mı? Evet. Evet, kan bağışı. Bir türlü fazla gönüllü mü alamıyorsunuz? Sürekli, bu geçen yıldan, önceki yıldan beri sürekli okulumuzda günlük 40-50 bağış sayısını geçmiyor. Halbuki o kadar çok öğrenci var. Bu öğrenciler bu konuda çok bilinçli. Ama nedense bir türlü biz sayıyı aşamıyoruz. Hani bugün de aynı şekilde. İnsanlar farklı amaçlar için bir yerde toplanıyorlar. Ama bir ortak amaç için gelip kan bağışı yapmıyorlar. Bu konuda ben çok üzülüyorum. Ben bunun duyurusunu yapayım size. Twitter'dan duyurusunu yapayım Ege Üniversitesi'nin burada olmayan bütün öğrencilerine. Size katkıda olmaya çalışayım. Teşekkür ederim. Vakit olsaydı oraya da uğrardık ama şu an buradan direkt uçak. Teşekkür ederim. Haluk abi. Son soru bende. Sen kimsin? Aynen. Sen kimsin? Buradayım. Buyur canım benim. Aynen. Son soruyu soracağım. Ben şey istiyorum. Sen son soruyu sorar, sonra ben size bir iki tane şarkı söyleyeceğim. Tamam. Haluk abi, şimdi hani herkes senin dediklerine çok fazla hani çok fazla dikkat ediyor. Hani her dediğini yapmaya çalışıyor, büyük bir saygıyla dinliyor. Senin de hayatında mutlaka idol aldığınız birisi vardır. Ben bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum ve kısaca bilgi almak istiyorum. Teyzemin oğlu. Güzel. Vallahi, billahi. Soruyorlar, idolun kim? Bir tanesi dedi ki Marx. Bir tanesi dedi ki Atatürk. Bir tanesi dedi ki idol derken hemen akıllara şey gidiyor. Ya da Barış Manço, müzikal idol olarak diyor mesela. Bana diyorlar ki bu anlamda dedikleri zaman idolun teyzemin oğlu. Adı Zeki. Zeki Ödünç. Çocuk doktoru. Yani çok enteresan değil mi? İşte kahramanlar için ünlü yazara, ünlü çizere, ünlü sanatçıya ya da ünlü tiyatrocuya gerek yok. Ya da politikacı. Kahramanlar aslında her yerde ya. Her tarafta kahramanlar var. İşte benim çocukluk kahramanım Zeki'ydi. Zeki abi. Benim idolümdü. Niye idolümdü biliyor musun? Biz daha henüz 3 yaşında bir kardeşim var diye dinlerken mahallede o oradan saatler saatleri vurdu çelik sesiyle, saatler son geceliğin geçti cenazesiyle diye Timur Selçuk dinliyordu. Ben tabii ki müzikleri yarıştırma gayesinde değilim. Hakkı Bulut Timur Selçuk'tan daha iyi be kardeşim diyenler de olabilir. Ben melodik açıdan, akor dizaynı açısından, müzisyen açıdan bakıyorum. Ben daha okumayı falan bilmezken o elinde kitaplarla dolaşıyordu. Ben sokakta oynamaya çalışırken çocuklarla oturup sabahtan akşama kadar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe muhabbeti yaparken o elinde gazetesiyle kahvesini içer, arkadaşlarıyla sohbetler ederdi benim anlamadığım şeylerde. O benim kahramanımdı. Çok cici bir kız arkadaşı vardı. Otururlardı. Ben yaşım 15-16'ya gelmişti. Onun yaşı 24 filandı. Çok güzel ortamları vardı. Kazara eşyalarını taşımak bahanesiyle gittikleri tatile yer aldım. Eşyaları taşımak bahanesiyle. O kadar kalbim o kadar güzelleşti ki. Müzik anlayışları, sohbetleri, tavırları. O dönemde daha sosyal medya yokken yaptığı çalışmalar, arkadaşlıkları, dünya görüşleri. O benim kahramanım da. Onun için belki komik geliyor. Her insanın etrafında böyle kahramanlar vardır. Ünlü olmasına gerek yok. Birinizin belki iliştisidir. Birinizin kuzenidir, birinizin hocasıdır, öğretmenidir. Birinizin ablasıdır, birinizin annesidir. Ya da birinizin babasıdır. Kahramanlar her yer. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İsyancılar başladı. Söyle canım, söyle. Söyle, mikrofonsuz söyle. Bir şey sorabilir miyim? Bitti ama sor. Bitti ama sor. Bitti, evet. Maalesef.
şimdi matematiksel... Tamam, matematiksel olarak şunu söyleyeyim. Matematiksel olarak. Sen bekleyin. Matematik, selfie yapacağım zaten. Çapıp sizi bugün Türkiye'ye meşhur edeceğim, o aynı. Yalnız, güzel bakın. Nasıl dalga geçiyorlar altta biliyor musunuz? Yaklaştırıyorlar, silinceniz var mı? Onun üzerinde yürüyorlar. Yaklaştırıyor değil mi? Böyle bakmasın mesela, ağzını biraz açık olmuş. Abi baksana diyorlar, oturup dalga geçiyorlar. Haberiniz olsun. Selfie'lere dikkat edin. Şöyle biraz gülümseyerek bakın, tamam mı? Seninle çektirmek demek aslında herkese çektirmek demektir. Ben buraya kadar geldim. Ben buraya sadece siz istediniz diye geldim. Bunun bir ekonomik durumu yok biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar şey söylemiş, abi söyleşilere kaça geliyorsunuz? Dövecektim yani. Biz söyleşi yaparken para falan almıyoruz. Siz de bilet vermiyorsunuz herhalde, bilet almıyorsunuz. Ben buraya kadar gönlümle zamanından çalarak hiçbir amacım yok. Hiçbir başka bir şeyim yok. Bir reklama ihtiyacım var yani, geldim söyleşi yaptım. Ben sizin için geldiysem siz de beni kırmayın. Fotoğraflar şu an istenecek 3 kişi, 5 kişi olsanız tamam. Seni de çektirirsem herkesle çektirmem gerekiyor. Bu nedenle bugün ne dedim, kızıma gitmem gerekiyor dedim, değil mi? Onun için beni anlayışla karşılayın. Sen alalım abi lütfen ya. Efendim? Canım. Bak, herkes var. Tamam. Herkes var. Mikrofondan söylenirse çok daha şey ses çıkacak. Ben çıplak ses şeyle söyleyeyim. Fark etme sakın.
işte. İzmir marşını her gün çalıp dinliyorsunuz. Bırakın bir de gitarla çalıyorum. Bir kız yurdunda yangın çıkmıştı, hatırlıyorsunuz. Kızlarımız maalesef kaybetmiştik kızlarımızı ve orada yangın merdiveninin kilitli olmasından dolayı kızlarımız kaçamamıştı. 12-13 yaşındaki kızların kaçıp gece erkeklerle olabileceğini düşünen bir zihniyetin ürünüydü. Çok acı çektik. Ve mahkeme sonucunda görüyorsunuz suçlu yok. Hiç kimse suçlu değil. O yörenin bir türküsü var arkadaşlar. İçimden geldi, onu bir türkü olarak söyleyeyim. Ama bu türküyü hepiniz biliyorsunuz. Ama diyeceksiniz ki, aa biz böyle bilmiyorduk. Çok değişik, böyle artık gece kulüplerinde çalabilecek böyle oynak bir türkü aslında bu türkü. Aynen şey türküsü gibi, her yerde böyle günlerde günlerde Ankara bağları gibi bir türkü. Ama bu türkü bir ağıt aslında. Onu kızlarımıza ithaf ediyorum. Değişik bir tarzı var. Umarım o türküyü dinlediğinizde, sizler önemli mevkilere geldiğinizde o türküyü aklınıza getirmişsiniz ve o çocuklarınız aklınızda olur. Böyle hatalar umarım yapılmaz. Yar itirdim, morun arar, gelin
güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, ölen kurban olan ağzındaki dile ben gelin, dile ben ölen. Görevli arkadaşlardan bir tanesini buraya alayım. Görevli arkadaşlardan bir kişi gelsin. Şöyle bir de akşama artistlik bir poz verin. Rezil olun bizim poz. Ya benim telefonumla dalga geçiyorlar. Abi sen hesap makinesiyle mi çekiyorsun? Daha mı çekiyor bu? Emin misin? Bak, ver bakayım. Artık dalga geçiyorlar da. Evet. Bu arada tüm hocalarımızdan ve siz bilirsiniz. Vallahi çok güzel görünüyor. Şimdi diyecekler ki nasıl üniversite? Bütün kravatlar önde. Fark etmez. Evet. Bakın şöyle. Evet çok güzel. Sen bizi çekeceksin. Ama şöyle başka bir poz verin bir kez. Ben şöyle oturuyorum. Basın çağırmış. Sıkıldığım bölüm geldi sıralara. Bu yine böyle bir şeydi. Tamam oldu da belediyelerde oldu değil mi oldu maşallah? Böyle belediye bekliyorsun falan. 10 dakika bekliyorsun. Neyse çabuk geldi. Ege Orman Vakfı. Evet çok güzel. Aa, çok anlamlı bir şey ama bu. Bak bu çok anlamlı bir şey. Diyor ki Ege Orman Vakfı doğal dostu sertifikası Sayın Haluk Döven ülkemizin yeşil örtüsünün
devamlı yenilenmesi, yeni orman alanlarının kazanmasını amaçlayan vakfımız yapılan bağış ile adınıza bir plan ekibini gerçekleştiriyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi Bornova Belediye Başkanımız Sayın Olgun Atilla Bey adına diktiğimiz fidanı takdim etmek üzere Sosyal Araştırmalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karabük sahneye davet ediyorum. Ben değerli Haluk Levent'e çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımızı kırmadığı için ve bugün bize çok güzel bir yaşattığı için bir kere daha Cumhuriyetimizin kurucusu atamızı minnetle, saygıyla her zamankinden daha fazla özlem duyuyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda tekrar bekliyoruz, öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Arkadaşlar, şu anda müzik arasından şanslı bir günümüzdesiniz. Şimdi hani Ege Üniversitesi'ne konser sponsor arayan çocuklar vardı. Beni sponsor burada işte yani. Demek ki Ege Üniversitesi'nin bahar şenliği başlamıştır arkadaşlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Adnan Yüksel Gürüz hocamız adına diktiğimiz fidanı takdim etmek üzere Atasagun Kültür ve Sağlık Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Doğan'ı sahneye.